Merhaba sevgili öğrenciler. Parametrik fonksiyonların türevini alacağız. X, t'ye bağlı bir fonksiyon ve y de t'ye bağlı bir fonksiyon. Y'nin x'e göre türevini arkadaşlar şöyle bulacağız. Y'nin t'ye göre türevi çarpı t'nin x'e göre türevi olarak devam ediyor. Bakın arkadaşlar, burada bir bölme düzenlemesi yaparsak nasıl yapabiliriz burayı? Y'nin t'ye göre türevi bölü x'in t'ye göre türevi yapsak arkadaşlar, daha sonra bu ifadeyi ters çevirip yazdığımız zaman ne olur? Dt bölü dx olur değil mi? Buradaki ifadeler de birbirini ne yapar? Götürür ve ne kalır? Dy bölü dx kalır. O zaman biz dy bölü dx'i bulmak için burada ne yapacağız? Önce y'nin t'ye göre türevini alacağız. Bölü x'in t'ye göre türevini alacağız. O halde arkadaşlar bir örnekle bu durumu anlatalım. Şimdi burada ne var? 1x fonksiyonumuz var. T kare eksi 2t. Bir de y fonksiyonumuz var. 5t eksi 7. Bize ne soruyor? Dy bölü dx soruyor. Biz arkadaşlar dy bölü dx'e nasıl ulaşacağız? Dy bölü dt bölü dy bölü dx yaparak ulaşacağız. Pardon. Dx bölü dt. Çok pardon arkadaşlar. Dx bölü dt. Dx bölü dt. Şimdi arkadaşlar, şimdi biz y'nin t'ye göre türevini alacağız öncelikli olarak. Alalım. Y'nin t'ye göre türevi nedir? Burada 5 gelir. Bölü. Peki x'in t'ye göre türevi nedir? X'in t'ye göre türevi nedir? 2t eksi 2'dir. 2t eksi 2'dir. Ve böylece ne olmuş oldu arkadaşlar? Bakın. Y'nin t'ye göre türevini aldık. X'in de t'ye göre türevini aldık. Ve burada arkadaşlar bu ifade ters çevirdiği zaman ne gelir? Dt bölü dx geliyor. Bakın dt'ler birbirini götürüyor. Ne oldu o zaman? Dy bölü dx. O zaman y'nin x'e göre türevi ne oldu? 5 bölü 2t eksi 2 olmuş oldu. Arkadaşlar daha sonra bizim gelip şuradaki t'yi ne yapmamız lazım? Çekmemiz lazım. T'yi oradan nasıl çekeceğiz? Şimdi gelelim. Burada t'yi bulalım. Ama arkadaşlar zaten gerek yok. Şıklarda bu tür cevapları da bulabilirsiniz. 5 bölü 2t eksi 2. Böylece parametrik fonksiyonların türevini de incelemiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok zor değil. Sadece şuradaki meseleye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burayı dikkatle incelediğinizde buranın paydanın yukarıya pay ve paydasının yer değiştirerek gittiğine dikkat ederseniz bütün meseleyi anlayacaksınız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.